2020'ye hediyelerle veda ediyoruz. Her çarşamba 4 kişiye Futbol Manager 2021 hediye kazanmak için abone ol, sabitlenmiş yoruma cevap yaz ve çekilişe katıl. Böyle herkese iyi yıllar diler. Ipsos. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma yaptı. Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri araştırması. Bu tabii güvenilirliğinin karşılığı ne diye ben bir Bunu baktım. Bu böyle bir saçma sapan araştırma. Ee, bir ürün, ürün sosyal medyadan ya da işte e, herhangi bir mecradan bir ürün ya da bir tavsiye bul de Ama şu ana kadar onlar. listeye en baktım güvenilir. güzel abi liste. Ben bunların hepsine güvenirim şey hariç. Birkaç kişi hariç. <laughs> Benim de var bir bir, bir, bir niye güveneyim mesela? Müjanne'ye güvenirim. Ben de Müge Anlı'yı tanımadığım için bana yo, mesela ben, bir soru işareti geliyor. Ben Haluk Levent'e güvenirim. Müle Müge Anlı'ya da güvenirim. Müge Anlı delikanlı kızdır. Abi Gökhan, Haluk, Haluk Levent'e ben... de güvenirim. Şeyler Şen'e çok güvenirim. Benim orada bir mı var. Haluk, Haluk Bilginer'e niye şey? güveneyim mesela? Neden yani? Beyazıt'a güvenirim. Tanıyorum da. Acun Uluş da güvenirim. Ezgi Mola Allah Allah. Mesela. O Güven. ben de tanı ben, ben Güven... Ezgi'yi tanıyorum. Güvenir misin? Güvenirim tabii canım. Güvenirim. Aras Bulut İğnemli'yi tanımıyorum. Güvenmem de. Ama Çukur'daki mi yamaçtan dolayı güveniyorlardı onu. Gökhan Özoğuz'a da güvenirim. Burada Ezgi Molayla Kenan İmirzaloğlu soru işareti bende. Ben de bir de Haluk Bilginer. Haluk Bilginer'e pek güvenim yok ama dur bakalım. Allah Allah neden abi? Ne bileyim abi. <laughs> Vermedim adam, o. Adam oyuncu abi oyuncu. Adam oyuncu abi. E tabi ama he, Şener, o öyle. Evet. bir, öyle. öyle. Şener abiye güveniriz ya. Abi tabi abi koskoca Şener Şen güvenilmez mi? <laughs> güzel hikayemiş. Dokuz kere Leyla Aha, hafta Haluk boyunca bilginç. çok konuşuldu. Netflix'te yayına girdi. Evet, dijital platform. Ben, ben izlemedim. Ee, ben izledim. Evet. Ee, ne e... nedir? Olay nedir bunu? Abi şöyle bir karı koca var. Haluk Bilginer ve Demet Akba. Bunlar aslında mutlu bir evlilikleri. Var. Çok da spoiler gibi de anlatmamak lazım ama. anlat spoiler Haluk, değil abi. Haluk <laughs> Haluk Bilginer'de bu sıkıntılı. E... Tıkandığını hissettiği evlilik içerisinde daha genç bir sevgiliyle... O da Elçin Sangu herhalde. Evet o da Elçin Sangu ve onların arasında dönen e, hikayeler... Diğer adamlar ki, Fırat Tanış Alican Yüce Ali Can Yücesoy ve Fırat Tanış. O, ya bence oyunculukların hepsi çok başarılı. Kadro iyi yani çünkü. Kadro çok güzel. Fırat Tanış ne, neydi? Ama bu? daha çok böyle bir sahne oyunuymuş gibi geldi bana. Yani tiyatro zaten bir sahne oyunundan galiba bir tiyatrodan 9 canlı diye bir oyundan esinlenerek yazmış Ezel Akay. Ha. E, yani izlerken beni hani ekrandan monitörden beni yakalamadı. Ee, sanki bir tiyatro olarak tiyatro oyunu olarak kalsa daha iyiymiş gibi. Tiyatro dedim ben zaten soğudum şu an. <laughs> Olaydan soğudum. Abi niye tiyatro? Niye e ben o zaman. Ya tiyatro niye öyle ya? Tiyatro güzeldir abi. Yok ya. Tiyatronun enerjisi verdiği siyat bambaşka. Yok abi. Ya bu da tiyatro. Ya sahne sanatlarının tamamına şeyim ya. Yani. Orkestra yani müzik hariç. Yani bilmiyorum. Yani e, işte eğer bence sahne oyunu olarak kalsa sanki daha iyi olurmuş gibi. Beğenmedin yani özetle? Hissetir. Ya evet, be çok be beğenmedim. Yani. Ben beğenmedim yani ben şahsen. Ben pek beğenen duymadım yani. Onu ama ama tabii bu arada geçtiğimiz günlerde galiba şey e Ezel Akay bir açıklama yapmış sosyal medyadan. bir izleyicisinin kendisine attığı yorum mektubunu bu, bu eleştirilere cevaben paylaşmış. Orada haklı olduğu bir şey var. Bu linç kültürü e beni bir şey sevmiyorsan bile sevmediğim şey linç edildiğinde rahatsız oluyorum. Yani bu linç alışkanlığı beni bir rahatsız ediyor. Burada da bir saçma bilinç durumu da oldu yani o anlamsızca o da dipnot olarak paylaşayım. Gerçek ıssızlığı buldu. Ada ben ayrılmak istiyorum. <laughs> <laughs> Ada bu çok güzel. ıssız <laughs> adam ıssız adam. adamdan sonra da nasıl olmadı değil mi Cemal Ünal? Evet. Nasıl olmadı yani? Nasıl olmadı abi inanamıyorum sana. UEFA çok... yani. Ya yani kupasını kazanıp bir şey yapamaması yani, gibi bir şey yani. Yani ıssız adam gibi bir filmde oynuyorsun. Sonra bir tane dizin hatırlıyorum işte. Şey dizisi tane. Erkan Petekkaya'yla... ile bu Alina Bozular'ın falan oynadığı bir dizi vardı. Orada kötü adamdı. Paramparça. Paramparça. Bravo. Başka da bir şeyin yok abi. Nasıl olur ya? İnanamıyorum yani. Ada. Bakalım paramparça. orada ne yapacak? Çok çok, ben adam Çok böyle sportif bir evet. kişilik gibi de değil bu. Sportif bir şey. Yok yok sportif bir şey. at ata biniyor. Atçı. Onu biliyorum aynen. atçı. Ee, ama onun dışında. Ya gerçi Ada. Mustafa Topaloğlu çok mu sportif de o ayrı bir şey yani. <laughs> <aynen>. Mustafa <laughs> Topaloğlu adada canlı kaldıysa bence herkes gidebilir abi. Hayırlı olsun. <laughs> ben Survivor'u ciddi bir Survivor izleyicisiyim. Merakla bekliyoruz. Öykü Çelik'ten olmaz. Hasan Şaş olsa mükemmel olurdu. Abi Hasan Şaş orayı tamamlayacak. Sen gider misin? Abi yani cesaret edebilir miyim bir fikrim yok. Bence sen. Gideyim e, mi? <laughs> Vallahi sen hani, konuşayım hacunla. Dur ağabey ne yapıyorsun ya? Samimi seneye <laughs> git ya. Yani senin şeyde abi karşılığın abi. var yani bence. Reklam veren nezdinde de karşılığın var. Yani ya, ya, fizik orada... filan da iyi. Olursun ama bence iyi ama tabii tabi biraz şey de yapman lazım orada hani. hani abi olur. orada akıl oyunları var yani biraz komitacılık yapmak hani, lazım. komitacılık işlerine girmen lazım. Ona da medyadan abi. alışkansın ona da yaparsın. Mesela ben o işi çok kral yaparım orada. Hemen polim yaparım. Abi. Üç hafta dayanayım, üç hafta sonra kral olurum. Ama dayanamam üç hafta. O yüzden o polim, yani işte polim işlerine girmen lazım. gir o, o abi olmazsa barınamazsın orada. İşte sen onu da çok yaparsın. Ya. karakter olursun. Şimdi bak medyadan dolayı buna alışkınsın. Onu yaparsın. Kamera açıları falan filan hepsini abi, bildiğin için onları da ben yaparsın. Ben aç kalamam abi ya. Ha o işte gerçekten aç kalıyorsun. Bakma abi. ben şimdi zayıfladım falan da baba yani benim yeme potansiyem çok iğrenç seviyede. Abi gerçekten aç kalıyorsun o bir gerçek. Yani ben, yemek çok böyle şey, ölüyorum desen şu kadar pirinç veriyorlarmış. Lapa. Tabii. Yani ve çok ciddi bir hazırlık da yapmak lazım. Bu Berkan Karabulut'u biliyorsun. Berkan vardı geçtiğimiz sezon finale kalan Ben o Tiki Tak'a onunla bir bölüm çektik. Çok da tatlı bir çocuk. Onunla konuştuk. Abi adam gitmeden aylarca evinin arkasında bir tane halk pazarı var abi. Halk pazarında duvara böyle daireler çizmiş. Oralara hedef atma çalışması yapmış. Tabii, tabii, Bilmem tabii, tabii, sırtında koliler taşımış falan filan. Tabii, tabii, Bayağı bir kere atış Hame konusunda... Ahmet gibi çalışmış kendi ama imkanlarıyla. sen atışta, puzzle'da falan iyi olursun. Oralarda çözerim. Bence sen git, düşünelim yani. <gülüyor> sen <gülüyor> sen git gel. <laughs> <Sen> bunu düşünelim. <laughs> düşünelim. Evet, YouTube resmi hesabı geçtiğimiz günlerde ilk defa bir Türk içerik paylaştı. Bilal... Florya Sosyal Tesisleri'nde çekilen bir video. Ama uluslararası bir şey yapmış adam abi. Tabii bu şu anda abi Amerika'daki seçimle alakalı, Hollanda'daki şey Fr Fransa'daki toplumsal olaylar her yerde bunu kullanıyorlar yani. Oraya bir Trump giriyor, bir Macron giriyor, o çıkıyor, bu giriyor falan filan. Ha müzik müzik uluslararası müzik. Evet. kedi var, bilmem ne var. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Uluslararası i̇şte. iş yaptı mı oluyor abi işte. Tabii. Komedi de evrensel bir şey. Burada bir mizah var yani nihayetinde. Abi abi. Mizah da evrensel bir şey. Çok iyi. Güzel. Var. Devam etsin ya dinleyelim. ya. dinleyelim. Kendimize de yapsak mı acaba? İşte bu şarkının... Orijinalini unutturdu bu şarkı ya. Orijinali neydi ben hatırlamıyorum. Şu an bulmaya çalışıyorum. Neydi? Adamlık ya. Tebrik ediyoruz kardeşimize. Aslında 2018'den sonra da bir yerde işte de kaybolmuyor demek ki sonra. Şey oluyor. Sonra. Abi dijital, dijital öyle bir şey işte. Zaten e, neydi? Kaybedenler Kulübü de galiba ilki yayınlandığında zannedersem vizyonda çok ses getirmemişti. Sonra dijitale düştükten tabii, tabii. sonra bir tabii, 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 rüzgar yakalamıştı. İrem Sak, bazen toplu devletler için WhatsApp grubu kuruyorlar. Orada ünlü numarası varsa hemen kaydediyor. Mesela Tarkan Kenan Burcu'ya da öyle kaydı. Mesaj atmıyor Çok samimi bir açıklama ya. Çok güzel. <laughs> yani. Ama tabii geyik yani. Ama zaman zaman bir şey diyeceğim. WhatsApp grubunda e, böyle kimler var diye baktığın o. Çünkü bazen insanı ister istemez abi devamlı WhatsApp grubuna dahil oluyorsun abi. Ya ben, apartmanda ben, oluyorsun, ya okulda oluyorsun, işte oluyorsun. Ben de oluyorsun. öyle. Bir de Oradan yakaladığın enteresan profit tip profil oldu mu senin? Oldu. Ben de mesela benzer bir gruba bir organizasyon için katıldım işte bir sürü sanatçı vardı, oyuncu vardı, bir sürü işte futbolcu vardı. Hmm. Onların bir kısmını kaydettik de. <laughs> Hocam artık haberin kaynağı ayağına gelmiş yani. Haberi kendisi gelmiş. Ne yapacaksın? Evet, evet. Yok ya futbolcular artık şey yapmıyorlar yani. WhatsApp'tan falan kimse bir şey yazmaz. Kimse öyle bir kayıt, kayıtlı bir şey vermez yani. Onlar zaten sadece futbolcular değil abi şimdi göz önünde bu seviyedeki göz önünde bulunan insanlar abi 2-3 ayda bir zaten numara değiştiriyor. Tabii. Bir de öyle bir durum da var. Ama evet öyle WhatsApp grupları grupları küçük heyecanlar yaratıyor bence. Tabii tabii. İrem'e katılıyoruz. Deniz Seki geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Eski çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bir tuvalet kağıdı. Bu bir tuvalet kağıdı reklamını açıyor. Çok güzel fotoğraf diye. Bu biraz böyle Fotoğraf olarak güzel. Tepki çeken, tepki gösteren de oldu da aslında bu eleştirel de bir mizah var burada bana kalırsa. Bilmiyorum. Ne Sen gibi ne mizah var mesela? Abi millet artık çekip orasını burasını tuvaletten story atanlara da bence bir... Tuvaletten story atar mı var? Abi neredeyse yani. Hani ha. İşin tabii ki mübalasını yapıyorum ama... Abi şey hatırlamıyor musun? Bundan 4-5 sene önce bir hanımefendi, şimdi adını bilmiyorum. Jinekoloğa gidiyor, muayene esnasında story çekip paylaşıyor falan... Yok, abi bilmiyorum. bu Yalnız bayağı bu Tuvaleti, tuvalet, tuvaletin arkasındaki tablo fikrini sevdim bir. Fotoğraf güzel. Sanatsal iki. <laughs> Sana gözle yaklaştı. Fotoğraf güzel iki. Ee, güzel fotoğraf Siyah olmuş. Siyah beyaz kullanım hakkında ne istiyorsun? Çok da abi? güzel olmuş. O da çok doğru bir tercih. Ben Deniz Seki'yi seviyorum abi. Yani seviyorum yani çok kendisini. Benim ilgi alanımda değil ama Yok, çok seviyorum duyduğumu abi. söyleyebilirim. Evet böylelikle zannedersem bakışımızın sonuna geldik abi. Evet. Evet, göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Özlemişiz herhalde evet, programı abi. da birbirimizde. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Güzel bir program oldu. Önümüzdeki hafta Tatava'da yeniden, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi min sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Biliyor.